Hoş geldiniz değerli izleyiciler. CNN Türk ekranlarına ben Hakan Çelik. iki değerli konuğum var. Bugün çok popüler olan günümüzde yapay zeka, bilim, teknoloji, bilgisayarlar nereye gidiyor? Bir risk var mı, tehlike var mı yoksa insanlığın kaderini çok olumlu yönde değiştirecek bazı gelişmeler mi göreceğiz? Bunları konuşacağız. Konuklarım arasında Ufuk Tarhan var. Futurist. daha önceki programlarda da beraber olmuştuk. Merhaba sevgili Ufuk Tarhan ve... Bir şans oldu hocayı Türkiye'de yakaladık. Dünyanın en önemli yapay zeka uzmanlarından biri kendisi. Profesör doktor Şahin Albayrak Berlin Teknik Üniversitesi profesörlerinden. Ordinarius profesör ve Almanya'nın en genç Ordinarius profesör olmuş isimlerinden biri. 35'lerinde neredeyse bu unvanı almış bir kıymetli araştırmacı hoca. Lisans çalışmalarını doktorasında Almanya'da yapmış bir kişi. Hoş geldiniz hocam siz Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Merak edilen konuları konuşalım, gündeme getirelim istiyoruz. Biraz da popüler bir konu bu, bu mesele. Siz bu gidişatın, yani yapay zekanın, nesnelerin, internetinin gidişatının iyi bir yönde olduğunu düşünenlerden misiniz? Yoksa bazıları felaket senaryolarından bahsediyor. Bu zeka günün birinde insanlığı yönetmeye kalkabilir. Hatta Terminator filmini atıfta bulunuyorlar. Yani orada yoldan çıkan robotlar, söz dinlemeyen bir takım yapay zekalar. Böyle riskler var mı gerçekten? Ne dersiniz? Ben bu yeni teknolojilerin insan insana yararlı olacağı, topluma yararlı olanlarında yani olan taraftayım. Yani ben kesinlikle olumsuz bakmıyorum. Yani olumsuz bakmıyorum. Bu yeni teknolojilerin, yeni çözümlerin bizi bize daha da destekleyeceklerini, bizim hayatımızı daha da ileride kolaylaştıracağını ve bu bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ama diğer tarafta da tabii bunun yan etkileri de olabiliyor. Ben yan etkilerini sizin dediğiniz şekilde değil, ben yan etkilerini şöyle görüyorum. Biz artık alışıyoruz kafamızda bir şey fazla şey, düşünemiyoruz Sekiz kere da, 9 kaç evet, yapar. Aynen mesela. öyle. Aynen öyle. Mesela bugün Çok zor bir evet, evet evet, 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 evet Bugün artık küçük bir çocuğa sorduğunuzda hemen cep telefonuma bakayım da cep telefondaki makineyi çıkarıyor. Makine. Peki bu tehlikeli bir şey mi? Yani 8 kere 9 kaç yaparı insanların hatırlayamaması ihmal edilebilir bir mesele mi? Yani makine yapıyorsa zaten insan niye hatırlasın ki onu diye düşünülebilir mi peki bu burada? Tabii bu benim konum değil. Aslında nörologların konusu. Tabii nörologlara sorduğunuz zaman nörologlar bu derler ki insan beyni iki bölüme ayrılıyor. Küçük bölümü, büyük bölümü. Küçük bölümü devamlı da hafızayı hafızayı geliştiriyor. İşte eğer bu devamlı çalışmasa ileride alzheimer olabilir. Tehlikesi de var, olabiliyor. Tabii ama ben bu benim Değil. konum değil. Ben uzmanlık alanım değil. Onun için şey diyorum ama yani ben isterim ki çocuklarım ve da yeni nesil ikisini aynı anda yapabilsin. Evet. Bir tarafta e, beyinlerini kullanarak, düşünerek yani biz eskide nasıl her şey yani şeyimiz yoktu, hesap makinemiz yoktu, her şeyi beyinde hesaplıyorduk. Tabi. Ve hatta örneğin ben çok iyi hatırlıyorum Almanya'dayken e, ben bütün arkadaşlarımın bütün ailemin telefonlarını hep bir daha hafızamda tutuyordum ama bugün bana eşimin telefon, cep telefonunu sorarsanız herhalde bilmiyorumdur. Çoğumuz yakınlarımızın telefonlarını ezbere bilmiyoruz. Ben de yani en çok kullandığım telefon annemin telefonunu hatırlamıyorum ezbere mesela. Evet. Ya var mı Ufuklar hatırlıyor musunuz yakınlar? Yok ben bir kere kapıda kaldım o yüzden yani artık kimseyi arayamadım. ev yani. kendi ev telefonunu hatırlayamayanların sayısı arttı. Hocam tekrar o konuya döneyim. Peki yani yanlış kullanılırsa, kötü kullanılırsa Mesela robotların kontrolden çıkması, insanları dinlememeye başlaması gibi kendilerine göre bir düşünce modeli geliştirmeleri mümkün olabilir mi? Teknik olarak mümkün mü bu? Hayır. Teknik olarak mümkün değil. sonuç olarak yani robotlarda insanlar programlıyor. Yani biz eğer bunları manipüle edersek günün birinde, günün birinde biri bunları hacklerse, daha değişik bir özellik katarsa o zaman olur. Bu mümkün. Ama Ilk Ama eklenmesi lazım. eklenmesi lazım. Yani bir de nasıl biz bugün sizin cep telefonunuza zararlı bir yazılım koyuyorsak, sizin bilgilerinizi çalabiliyorsak veyahut da size istemediğiniz yani şeyleri yapıyorsak, sizi dinleyebiliyorsak, sizin olduğunuz ortamda fotoğraflarınızı çekebiliyorsak bu işlenilmeyen bir şey. Yani robotların otonom olarak kendi başlarına düşüncelerini değiştirip kafalarına göre hareket edecekleri bir şey beklemiyor musunuz? Hayır bunu beklemiyorum. Yani bu biraz zor. Yani Olması da çok çok zor. Geçenlerde Elon Musk'la Zuckerberg arasındaki tartışma vardı. Bir de bu kendilerine bir görev verilen sistemlerin başka bir dil üretmeye başlamaları, kendi aralarında başka bir dil konuşmaya başlamaları söz konusu olmuştu. Onları takip ettiniz mi? Biz? Evet, ben takip etmiştim, çok gülmüştüm yani bana kaynak Yani orada iki tane iki tane egosu olan çok egosu çok yüksek olan iş adamının birbirlerinin e, yani atışmaları yani bence yani bu konuyu kim daha iyi biliyor anlamına geldi. Tabi e, tabii bana kalırsa Elmas daha akıllı bir şekilde konuştu. Yani daha gerçekçi, daha şey Mark Zuckerberg tabii onu da anlamak lazım. Mark Zuckerberg büyük bir sosyal medyanın sahibi, bir sosyal medya şirketinin sahibi. Facebook. Facebook. dediğimiz bir şirketin sahibi. Mecburen e, Facebook'u çok e, yukarı çıkarması lazım. Facebook'u da atra, yani atraktif bir hale getirmesi lazım. E, onun Anladım. için bu tür şeyleri kullanarak Facebook'u... ...ileride atraktif Anladım. bir hale getirebilir. Ufuk Tarhan neler göreceğiz yakında... ...bütün bu süreçlerden devam edecek olursak... ...yakın geleceği nasıl şekillendirecek... ...yapay zeka biraz bu konuda tahminler yapalım. Tamam yapalım. Ben biraz önce hocamızın... ...söylediği şeye de bir değinmek Lütfen. istiyorum. Mesela işte 6 ile 9 çarpınca... ...kaç olacak onu bilmeyen... ...çocuklar ya da insanlar diyelim. Şimdi aslında... ...bu iş abaküsten başlamıştı... hani ...sayarak tek tek. Doğru. Aslında... 6 ile 9'u çarpmayı ezbere bilmiyor ama e, yani o, o demekti ki beyni duruyor ya da düşünceyi sağlayan kaslarımız hareketsizleşiyor. Daha üst seviyede problemleri çözmeye ve analiz etmeye vakit ayırıyoruz. Hı, yani ben, bir bakış bu da. Ben o mesela şimdi dünyada birçok yerde duyuyoruz ki e, cebir, alcebra dersleri azaltılıyor. Çünkü onu makineler yapabiliyor artık yani hesaplamayla vakit kaybetmemeye çalışıyor insanlar. Daha çabuk, daha hızlı proses etmeye çalışıyorlar. E onu yaptıkça da daha fazla problem çözmeye, daha yani daha fazla zaman ve kaynak kullanabiliyorlar. O yüzden ben mesela bin fiil insanların bir şey yapması gereğini ee, tekrar tekrar düşünmemiz gerektiğini ve mümkün olduğunca e, şey yapmamız yani teknolojiden yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum ama bu tembelleşelim daha az iş yapalım manasında evet. değil. Mesela yine Elon Musk şey yaptı, e, Neuralink diye bir şirket kurdu biliyorsunuz ve diyor ki e, konuştuğu her yerde ya bizim çok halletmemiz gereken mesele var. Hani insanlar işsizlikten falan korkuyor ya bu robotlar gelecek yapay zeka biz Hı -hı. işsiz kalacağız. Aslında çok daha fazla yapacak işimiz var ve onları yapmak için de bu öğrenme bizim süreçlerimizi hızlandırmamız lazım diyor. Yani böyle pıt 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 oku ezberle çalış tekrar et. De... eğitim modeli belki. Aynen yani lazım. bizim daha bir birtakım evet. bilgileri aksine daha hazır lop almamız lazım. Beynimize çip takarak upload etmemiz lazım Ha bu mümkün diyor. olabilecek mi? Beyne çip takmak. Ne dersiniz hocam? Ee, ben benim beynime çip takıp bana güzel bir Almanca, şöyle hoch dedikleri, evet. güzel bir İtalyanca, İspanyolca <laughs> istiyorum. Ya 5 sene sonra bu mümkün mü? 5 ee, sene sonra mümkün değildi kesinlikle ama ne olur 50 sene sonra belki de mümkün olabilir ama biz göremeyeceğiz. Ama teknik olarak olabileceğini düşünüyor musun? Ee, teknik olarak olabileceğini düşünebiliyorum ama yani çok çok zor bir şey. Yani çok zor ve çok e, Zor yani çok zor, zor. ben yani, onu yani biz yani, tabi teorik olarak mümkündür ama olur mu olmaz mı konusu geldiğinde bence e, olmaz. Çünkü çok iyi hatırlıyorum 1990'larda biz şunu tartışıyorduk e, biliyorsunuz hepiniz de çok iyi bildiği bir Japon bir bilim adamı kalktı dedi ki 2020'de herhalde hatırlamıyorsam çok akıllı robotlar olacaktır. Bu robotlar dünyanın en iyi futbol takımına karşı oynayabilir bir hale gelecektir ve bunlar bunu yeni bir 2020 veya 2030 söylemişti ama bugün olmadı baktığımızda mu? yanaşıyoruz olmadı. Yani Olmaz mı? E, e, olabilir, olabilir. Zaman alır. Zaman alır. E, zaman alır tabii yani dijitalleşmeyle kesinlikle olur diye düşünüyorum ama yani, yani Neymar yerine evet, robot. Yani orada yani bizim toplumun öyle ona ihtiyacı var mıdır bir de o konuda bakmak lazım ben aslında yani kesinlikle size de katılıyorum biz öyle bir ortamda yaşıyoruz ki çok kompetitif yani çok böyle rekabetçi bir ortamda yaşıyoruz bizim çok bilgi yani ben bil, şey diyorum bilgiye ihtiyacımız var yani yeni bilgiye ihtiyacımız var. Bu yeni bilgilerde çeşitli çeşitli yerlerde toparlayarak çeşitli yani kaynaklarda toparlayarak bunu süzüp iyi bilgi hale getirip daha kullanabilirlerin bir bilgi haline getirip yararlı hale yararlı bir lazım. hale getirip onu kullanmak Hocam, lazım. bugün günlük hayatımızda yapay zeka denen konuyu en çok nerelerde kullanıyoruz? Belki birçok yerde farkında değiliz ama onu kullanıyoruz hayatımızda. Nereler var mesela? Ee, yapay zeka en fazla kullanılan e, şu şuanda e, şeylerde e, siz de demin e, demin de konuşmuştuk chatbot dedikleri yani e, bizim Türkçe'de call center dediğimiz veya da arama çağrı merkezleri çağrı merkez. merkezleri dediğimiz yerlerde vardır. Karşımızda ee, aslında bir insan konuşmuyor öyle mi? Karşımızda insan konuşmuyor. Bir makinedir. Makina eee makina size cevap veriyor. Size evet. size bir şey soruyorsunuz. makine size sorunuzu alıyor. Size cevap veriyor. Soruyu anlamadı mı? E, size yeni bir soru soruyor. Öylelikle sizi anlamaya çalışıyor ve size soruyu çözmeye çalışıyor. Mesela bu bir şey. İkincisi yapay zekanın şu anda en fazla kullandığı yer yani bilgilerin çok olduğu, data analitik dediğimiz yani çok büyük verilerin olduğu yer, verileri toplayarak, evet. bu verileri hızlı bir şekilde süzüp bu verilerde kullanabileceğimiz bilgi yani akıl dediğimiz bilgileri çıkarıp, onları çeşitli sistemlere yönlendirmemiz. Çeşitli kurumların mesela şeyleri var, IBM'in Watson'ı var. Evet başka üreticilerin, kuruluşların başka yapay zeka modelleri var. Yani sağlıktan eğitime kadar, havacılığa kadar birçok alanda kullanıyorlar. Mesela 20 yıllık bir data alanı alıp kanser hastalarının bilgilerini toplayıp evet. onları işleyerek mesela değil mi? Önümüzdeki süreçte bu süreci nasıl devam edebileceğini evet. ortaya koyuyorlar. Hocam, insansız uçaklar. Evet, teknik olarak yakın zamanda, bir 10 yıllık süre içinde görebilecek miyiz ne dersiniz? Yani hiç insan tarafından kullanılmayan, pilotları olmayan uçaklar bizi götürüp getirebilirler mi? Bu konuda neredeyiz şu an? Ee, bence 10 yıl içinde yap yapılabilir. Yani teknik olarak mümkündür ama bunun içinde bir de psikolojik şeysi vardır, boyutu vardır. Siz biner misiniz? Siz bir ordinalist profesörsünüz. Makinelerin kullandığı bir uçağa güvenle biner misiniz? Ben binerim ama binmeyen çok kişi olacak. Yani ben ben, de binerim. ben binerim. Ufuk ben. Yani. Kesin binerim. Ben binerim. Ben de binerim. Yani güvenirim makineye. Evet, binerim. Yani ben buna da inanıyorum. Mesela insansız araçlar diyoruz. İnsansız arabalar diyoruz. Biz Almanya'da bu şu anda bizim otomotiv sektörünün en büyük konusu, gündemdeki konumuz. Karşıma konusu. Evet, gündemdeki konumuz. Geleceğin arabası nasıl olacak? biz şuna inanıyoruz. Geleceğin arabasız arabası yeni bir alternatif motoru olan yani elektrikli motora sahip ve insansız araç olacak. Bu da bizim... Bu kesin mi? Bu kesin. Ben kesin bakıyorum. Bu bizim her şeyimizi değiştirecek. Toplumda algı şeyimizi de değiştirecek. Bu ne demektir? Buna Bundan sonra insanın ehliyeti yoktur, arabanın ehliyeti vardır. Sizin neniniz, sizin çocuğunuz, yani şu anda araba kullanmayan kişi, yani herkes araba kullanabilecek bir hale gelecek. Araba, otomobiller, Türkiye gibi özellikle öngörülmeyen durumların çok karşılaşılabildiği yollarda bunları da planlayabilecek mi? Yani yola e, önünüze çok bambaşka bir obje düşebiliyor bir anda veya yolda hiç belli olmayan bir şekilde trafik işaretleri kaybolabiliyor. Yani bunları da hesaplayabiliyor mu artık otomobiller? Ee, Hesaplayacak mı? E, bunlara hesaplamak için... E, dijitalleştirmemiz lazım. Sadece arabaları akıllı yapmakla bu sorunu süzemiyoruz. Onun için e, biz çevreyi de dijitalleştirmemiz lazım. Bu çevreyi dijitalleştirmek dediğim konu akıllı yollar. Akıllı yollar yapacağız. Yani çok bilgi algılayan yollar yapacağız. Yani çok senzör koyacağız. Her yerde sensörler koyacağız. Bunlar bilgi algılayacak. Ne, nasıl bilgi algılayacak örneğin? Mesela arabaların arasında birisi yola yola hızlı çıkınca veya da bir şey yuvarlanınca veya da e, orada bir e, şey bir kü oluşunca yani bir e, kuruk oluşunca evet. veya da e, birisi tak tık yapıyorsa doğru dürüst e, araba kullanmıyorsa mesela hocam şu anda bisikletleri tanıyabiliyor otomobiller evet hatta bir İsveç üreticinin e, modelleri şeyi tanıyor yani yola büyük baş bir hayvan çıktıysa evet. bunu tanıyor ve ona göre bir fren yapıyor. Çünkü evet. o araca çarparsa içindeki insanları öldürebilir, parçalayabilir. Evet. Bu gidişat yani bir ne kadarlık zaman içinde bunları biz bütünüyle rahat bir şekilde kullanmaya başlarız? Beş sene mi mesela? ben daha fazla düşünüyorum. Çünkü toplum buna şey değildir, hazır değildir. Öyle mi? Toplumu hazırlamak için de bizim kalkıp büyük projeler yaparak yani şehrin içinde çok kompleks yolları dijitalleştirerek bir defa bir tarafta arabalarımızın kabiliyetini, özelliklerini test ederek ikinci tarafta bunu topluma getirmek için yani toplum bunu görürse eğitmek, eğitmek, eğitmek topluma için. eğitmek ve topluma bunu tanıtmak ve toplumdaki ön yargıyı ortada kaldırmak lazım. Bence bu çok önemlidir. Aklısın. En önemli olan şu anda ön yargıdır. Yani 50 kişiye sorduğunuzda neden insansız arabaya bilmiyorsun? Ya insansız araba işte ben direksiyon elimde olsa da ya, ya, otomatik ya, arabayı bile daha yeni evet, insanlar yani, benim yani, yani. yani, kırmızıda geçerse ne olur? Başkası vurursa ne? Kırmızıda zaten geçmez. Yani yani Bence en önemli olan insanların ön yargıları. O ön yargının ortada kalkması hocam, lazım. Hocam, şimdi bizi radyolarından ve televizyonlarından takip edenler için bir hatırlatalım e, konuklarımızın kim olduğunu. Profesör Doktor Şahin Albayrak, Ordinarius Profesör, Almanya Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Ufuk Tarhan, futurist. E, hocam, size bir teklif gelse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Hocam, gelin şu İstanbul'un trafik problemini çözün diye. Ne dersiniz? Yapay zeka kullanarak hallolur mu bu iş? Eee yani çok zor bir problem. Gerçekten Türkiye'de çok çok zor bir problem. Neden diyeceksiniz zor? Altyapısı buna uygun değildir. Türkiye'nin caddeleri buna uygun değildir. Yani olur tabii. Olur. Türkiye'de de e, zamanda çok şeyler yapılmış. Yani çok iyi bir altyapı oluşturulmuş. Çok iyi bir şey vardır. Ama ben e, kesinlikle şunu diyebilirim. Teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı kullanarak Türkiye'deki trafik problemini kesinlikle daha da hafifleştireceklerine inanıyorum. Yani kesinlikle. Öyle mi? Evet. Yani şu anki teknolojiler buna mümkün. Evet. E, o önemli bir şey söylüyorsunuz. Mesela umarım e, sizin hani, gibi bilim insanlarıyla hani bu konuda Yani olmaz. Yani Anladım. tamamen ortada yok Makul olmaz. bir seviyeye Evet. Makul bir seviyeye getirirler. Evet. Ufuk Tarhan sizin bir sorunuz var mı veya yani ee, siz bu konuyla Ben ilgili ben buna bir isterim. şey eklemek istiyorum. Lütfen. Yani e, teknik olarak artık hani her şeyin neredeyse insanı yapabilir olabileceğimizi Doğru. görüyoruz. Yani biyolojinin bile dat dataya dönüştürüldüğü, dijitalize, dijitalleştirildiği bir çağdayız. Fakat burada bütün bunların olabilmesi için ben iki tane kritik faktör görüyorum. Bir tanesi tamamıyla yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım. Çünkü bütün bunların hepsi enerji kullanacak. Bağlantılı olması lazım ve bağlantı hızlarının kesintisiz ve çok hızlı çok hızlı olması lazım. Yani İlgi daha tabii tabii yani bunların bu kadar sensörün, bu kadar datanın akıp analiz edilip geri git, geri gel filan yani e, sadece yolların değil, etraftaki bütün binaların, her şeyin, hatta insanların bile yani giyilebilir teknolojileri de Doğru. hesapladığımızda, bütün nesnelerin akıllandığını düşündüğümüzde ortada müthiş bir data transferinden bahsediyoruz. Bu data transferini, bilgi transferini yapacak olan e, teknoloji kanallarının açık olması lazım yani daha 4.5G 5G'lerin bile başlamadığı bir dünyada e, Dünyada bence yapay zeka ile ilgili gelişmelerin önündeki en önemli şeylerden biri Yani öncelikle yaygınlaşması gereken şey bu iki konu yenilenebilir enerji evet. ve bu e, Bir de şey mesela e, hani insanların kendi aralarında inisiyatif kullanabilirler mi konusunda da ben biraz daha cesur düşünüyorum. Çünkü buna cahil cesareti de diyebilirsiniz. Ee, hocamız tabi bizzat onları e, onları yapıyor. Yani o teknolojileri araştırıyor, Neyi geliştiriyor. Mesela olarak. şunu demek istiyorum. Şimdi bir ressam şahane resim yapıyor. Onu yaparken bunu başka bir cihaz yapar dediğimizde ressam der ki yok ya benim gibi yapamaz, olamaz filan. Hani bir işi bizzat yapan onun çok zor yapılacağını düşünüyorum. Yani düşünürüm. yaratıcı evet. bir özelliğe sahip olabilir miyim? Ee, aynen. Olarak. Mesela şöyle şeydi. Bir Rembrandt çıkar mı bilgisayarlardan? O, yaratıcı zeka. O çıkar yani replike edebilir ona kesin inanıyorum. Yok ama yaratıcılık olarak yeniden sıfırdan. Ee, yapabilir tabii bir o şey. Hayır bir örnek vereceğim size. Şunu şunu sormak <laughs> istiyorum. Mesela şuradan çıkalım. <laughs> bir tane çok meşhur örnek var. Böyle hani yapay zekanın kendi kendini e, yaptıkları gibi. Mesela bir kız soruyor diyor ki ben sevgilim sevgilim bana vurdu terk edeyim mi? Hı. Daha Bayağı önce ona soruyor, böyle, soruyor diyor ki bu ona daha önce böyle bir şey verilmediği halde. Bu kendi kendine işte gidiyor araştırıyor filan e, case'leri karşılaştırıyor. Hı hı. Diyor ki eğer sana vurduysa bu bir daha yapabilir. Onun için sen onu terk et. Yapay zeka yani, terk et. Evet. Şimdi mesela böyle kendi kendine akıl yürütmeler. Hani aslında analiz ediyor bir takım şeyleri, benzerlikleri, karşılaştırmaları filan. Ne diyor hoca bu işleri? Yani aslında iki şey, yani iki konu. Birincisi yaratıcılık. Ee, yaratıcılık yani diye aslında soru. Günün birinde yapay zekada bir pia, Picasso olabilir mi? Ha, güzel soru. Ol, olabilir ee, mi? Ben buna inanmıyorum. Güzel. O, bu bu biraz zor. Peki, İkin... o zaman insan beyninin mükemmellik seviyesine hiçbir zaman gelemez anlamına mı gelir bu? Bence inanıyorum. Yani eee kesinlikle yani sistemler akıl olacaklar. Biz bunu hep göreceğiz. Yani daha da akıllı olacaklar, daha da akıllı olacaklar. Biz bu, bu sistemlerle iletişim içine girdiğimizde diyeceğiz ki ya ona kadar akıllı bir sistem diyebiliriz ama yaratıcılık konusunda yani bir Picasso kadar yani en azından bazı konularda bazı konularda yani diyeyim, bilişsel yani, kabiliyetler e, konusunda e, mı sizin tereddütünüz? Yani var? bilinç yaratıcılık sonuç olarak bir resim çizmek bir yaratıcılıktır. Yani bir yaratıcılık, buna sahip olamazlar. Mı? E, bence olamazlar. Bilgisayar bize bir fotoğraf yapabilir, bize bir resim çizebilir ama ben Picasso Bana şahane kadar, bir natürmort yani, yaptıysa. Yani, evet, yani, yani yapabilir. Bilgisayarda çok iyi resimler çıkar. Çok şahane resimler çıkar. Yani Picasso kadar bir yaratıcılık çıkar mı? Ben Duygu, ona... Duygusu evet, eksik diye. Evet. Duygusu evet, yok diye. Yani. Evet. Bence onu onu yakalaması çok zor. Ama diğer konuda sizin dediğiniz yani siz e, bayanın biri e, bilgisayara soruyor. Eşim beni dövdü. Ne yapayım? deyince bilgisayar bunu bakıyor hafızasına çeşitli yerlerde çeşitli kaynaklarda evet. bilgi toparlıyor bu bilgileri yan yana getiriyor diyor ki seni diyor bu arkadaş dövdüyse diyor e, bu bundan diyor ben seni ikinci bir defa daha döveceğini tahmin ediyorum. Alıştıysa diyor. E, Dataniyesi bu aslında. Evet. bu aslında data bunun daha fazla bu olabilir ama bu daha değişik bir şey. Bu zaten bundan sonra bütün şeylerde ol olacak. Bütün e, yazılımlarda bütün sistemlerde olabilecek bir bir özellik olacak bence. Diğer konu aslında sizin değindiğiniz yani iki konu. birincisi bu kadar bilgi toparlıyorsak bu bilgiyi nasıl aktarabiliriz? Yani bilgiyi iletişim Ağ üzerinde nasıl şey edebiliriz? Acaba 5G mi kullanacağız? Nasıl bir iletişim altyapısı? Biz her tarafı dijitalleştirirsek çok fazla mesela örneğin bizim şu anda Berlin'de yaptığımız 4 kilometrelik yolda biz günde 40 terabayt bilgi toparlayabiliyoruz. Bu büyük bir şey. Büyük bir e, büyük bir hacim. Bu hacmi nasıl şey edebiliriz? Nasıl yani bu, bu 40 terabayt'ı acaba hepsini Gönderip hızlı bir şekilde geri mi alıyoruz? Yakın gelecekte şehirlerde her yerde internetimiz olacak mı? Sokakta yürürken her yerde, sokak aydınlatması gibi sokağın ortasında bir yerde, şehir merkezlerinden bahsediyorum. İnternete bağlanacak mıyız? Mümkündür, olabilir. Mümkündür, olabilir, olabilir diyorum. Çünkü her tarafta bundan sonra Wi-Fi olma yeteneği olanağı çok yüksektir. Neden diyeceksiniz? Biz bundan sonra elektrik lambalarımızı ışıkla aydınlatma sistemimizi de dijitalleştirirsek yani onu led'e de çevirirsek onun günün ışığına göre ve hatta e, yerin şartlarına göre yani caddenin şartlarına göre ışık aydınlatmamızı değiştirebiliyorsak e, o mümkündür. Olabilir. Yani her tarafta bu İki, bilgi... İnternetin yani, geleceğini hocam nasıl görüyorsunuz? Yani hızı ve kapasitesi bakımından internet yakında ne, nereye dönüşmüş olabilir? Evet e, internet bence tabii nesillerin interneti zaten oluşuyor. Bence bu nesillerin interneti olu, yani oluşumu ile birlikte bizim yani iletişim şeyimiz... Arzumuz daha da fazlalaşıyor. yani daha fazla bilgi göndermemiz lazım. Bence buna iki, iki bunun iki tane çözümü vardır. Birincisi daha yeni yeni e, teknolojiler geliştireceğiz, mesela örneğin 5G ve 5G benzer 5G'nin ötesi yeni teknolojiler geliştireceğiz. İkincisi ise biz bu verilerin hepsini merkeze gö gö gönderip merkezde işletme diye bir sorunumuz olmayabilir. Yani olmaması gerekir. Ne yapacağız? Örneğin mesela yollar akılıyorlar mı diyoruz. Her 500 metrede bir bir şey koyacağız. Bir bir e, e, roadside unit dediğimiz küçük bir bilgisayar koyacağız. Bu bilgisayar aldığı bilgileri toparlı o bölgede o 500 metre 500 metre içinde algıladığı bilgileri analiz edecek ve şey gönderecek. Yani şebekeye gönderecek, biz onu oradan hızlı bir şekilde işleteceğiz ve sonucunu hızlı bir şekilde arabaya vereceğiz. Yani bunu real time şeklinde gerçek zamanlı, er, gerçek zaman güvenlik açısından da, da faydalı yani. olacak belki bu. Hocam bu 5G ile mevcut kullandığımız internet hızı arasında nasıl bir fark var? Çok büyük bir fark var mı? Tabii ki o büyük bir dramatik bir şey olacak. Yani artış daha da olacak. artış olacak yani. Yani kesinlikle bütün şeyimizi, bütün ihtiyaçlarımızı giderecek kadar güçlü olacak. Şey demişlerdi, yani çok da bir başka parametreleri var ölçmek için ama sanıyorum 40 dakikalık mesela bir filmi bir saniyede download edebilmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Evet, yani teorik olarak filmi bir saniyede mi? 5 G ile yani. mi? Yani kabaca böyle an, bir hani yani diye. olarak, yani öyle bir şey. Yani. Çok iyi bir zaman. Evet, yani 40 dakika film düşünsenize bir 30, 30, saniyede indirdiğinizde Yani tabi o teorik. Evet yani tövbe. biliyorum Her şey, başka birçok parametreler. Yani yani Türkiye hay... olarak şey hal ettiğimiz Anlayabilmemiz ise... için öyle bir karşılaştırma Hocam, yapılıyor. Hocam parlak beyinler Türkiye'nin geleceği için son derece önemli. Böyle sizlerin yetiştirdiğiniz öğrenciler de önemli. Ee, Türkiye'de de böyle sizin Almanya'da çalıştığınız gibi önemli kurumların kurulabilmesi için çalışmalar yapıyor musunuz? Yani siz dünyanın her yerinden parlak beyinleri, en iyi beyinleri Almanya şimdi topluyorsunuz, Berlin'e evet. geliyorlar, burslar veriyorsunuz falan filan. Bizim ülkemizde de bunlar olsun diye arzu ediyorsunuz. Yani ne önerirsiniz? Yani buradan yetkililere bir çağrı yapar mısınız? Ne yani bence e, tabii bu çok çok önemli. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorumdur. Mesela geçenlerde Amerika'da Stanford'da bir toplantı yapmıştık. Orada da söylemiştim. Bugün Stanford yani Kaliforniya'nın Kaliforniya olması veya da Silicon Valley'nin Silicon Valley olması iki önemli nedeni vardır. Birincisi Stanford, ikincisi Berkeley. Yani iki tane çok parlak üniversitenin olması ve bu üniversitelerin etrafında çok meşhur mesela bugün bir Google bir bir Google orada çıkmıştır. Bir Cisco orada çıkmıştır. Bir Facebook orada çıkmıştır. Diğer tarafta bakıyorsunuz doğu doğu o, o, şeysine Sahili. sahillerine baktığınızda orada da MIT vardır, diğer üniversiteler vardır. Orada da gene aynı şekilde sanayileşme olmuştur. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Bir ülkenin geleceği için en önemli olan etkenlerden birisi beyindir ve beyindir, iyi bir eğitimdir. Çok iyi bir araştırmadır. Ve Be iyi beyni de tutmak için iyi bir ortam oluşturmak lazım. Olanakları sağlamak lazım. Evet. Yani bunların sağlanılması lazım Türkiye'de. Yoksa aksi takdirde eee Be beyinlerimizi e, Yani kaybedebiliriz, bugün olur. bence bir Türkiye birincisinin Almanya'ya gelmesi e, Almanlar açısından çok çok iyidir ama ben bir Türk kökeni olarak Türkiye açısından bunun iyi olmadığına inanıyorum. Alm Türkiye birincisini size mi geldi? Evet. Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Evet, Berlin geldi. Türkiye kaptırdı onu mesela. Evet. Keşke Türkiye'de kalabilseydi. Evet, keşke ben de isterdim Türkiye'de kalsın, kalsın ama şu anda benim yanımda doktor öğrenci. Doktora mı yapıyor? E, öğrenci şu anda. İleride doktorasını yapacak. Umarım doktorasından sonra tekrar belki de geri dönme yani, keşke gelse bir şeyler Geri dönme imkanı olur. Şimdi İspanya'da bir terör saldırısı meydana geldi. Barcelona'da yeni bir terör saldırısı. Bir şey yapay zeka ile ilgili bir şey soracağım onunla alakalı. Yapay zeka etkin bir şekilde kullanılıyor olsaydı o araç Hayır, ben gidip insanları öldüremem, onlara vuramam e, gibi bir şeyle dur, durdurabilir miydi kendisini içindeki şoförün sürücünün hamlesine rağmen. Mesela gelin böyle bir senaryo yazalım kafamızda. Ne dersiniz? Hakan Bey, bence mümkündür. İki şey mümkündür. İki, i̇ki çözüm mümkündür. Birincisi biz bundan sonra terörü algılayabiliriz. Hani insanlar her yerde izlerini bırakıyor. Eğer her şey, digit, her taraf dijitalleşirse, biz çok fazla bilgi toparlayabilme kabiliyetine sahip olacağız. Bu bilgileri analiz ederiz. Ve tahminleri ortaya çıkaracağız. Terör evet. yapma yani, tahminleri. Terör he? yapma. Yani predicted threat diye. yani Tehlike. tehlike. Yani tehdit. tehdit. Tehdit şeylerini önce de algılayabiliriz. Kim? Çok önemli bir şey soruyor. Ee, yani, bence zaten Almanya'da Almanların da şu anda en üzerinde fazla çalıştığı çok büyük paraların ya bir alan. Tehdit algılama. Tehdit algılama. Yani bu tehdidi nasıl algılarız? Yani bizim bir radarımız olacak. Biz bakacağız işte Alman, Almanya'nın şehirleri, Berlin'in diğer şehirleri hepsini göreceğiz. İşte hangi şehirde daha fazla tehdit e, oranı daha yüksek? Yapay zeka ile bunu görebilir i̇şte, miyiz? Evet, bunu bundan sonra yapay zekayla yap yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. Neden olacağız? Çok önemli. Biz bilgileri çeşitli kaynaklarda, yani sizin sosyal medyada, sizin burada çıktığınızda diğer kameralara takıldığınızda diğer sensörlerde çeşitli bilgileri yan yana getirip bu bilgileri analiz ederek burada çıkarılabilir bunlar. Yani bunları bunlara karşı ileride önlem almamız lazım yoksa aktif takdirde bu bu tür olayların faturalar çok yüksek oluyor. Çok büyük Aklısın. faturalar ediyoruz. Anlıklı bir şey söylüyorsunuz. Hocanın evet. söylediklerinden. Ee, ben gelecekte yakın gelecekte yapay zekanın terör risklerinin e, bertaraf edilmesinde kullanılabileceğini anlıyorum. Profesör Doktor Şahin Albayrak söylüyor. Şimdi iki tane telefonum var. E, Ufuk Tarhan'da bir tablet, bir telefon görüyorum. Evet. Bir de akıllı saat var kolunda. Evet. Oca da bir büyük tablet var. Kolunda akıllı saat var. Bir de ce, bir cep telefonumu kullanıyorum. Evet. Bir iki tane var. Evet, yani bir böyle, Türkiye, bir Almanya. Ha, elimizde böyle bir sürü şeyler var. Yakında nereye evrilecek? Ufuk Tarhan'a sormak isterim ve günlük teknoloji, günlük hayatında yüksek teknolojiyi nasıl kullanıyor, akıllı teknolojileri nasıl kullanıyor? Aa. Ne görürüz yakında mesela? Yani daha aslında öyle çok yüksek bir teknolojiye sahip olamadık. Yani bunları e, bütünleştirip e, ellerimizi. Ara böyle bir kalabalık var elimizde. Kalabalık var, şey var ve yani. bizim elimizi falan meşgul ediyor. Yani hani şu şey noktasına kadar git gittiğimizde belki artık yüksek teknoloji geldi, o <laughs> oh, çok şükür diyebiliriz. E, Hani düşünce yoluyla sinyal yollayabilme falan o da tabii üstümüzde giyilebilir teknoloji haline gelirse Mümkün bu. Mümkün gibi görünüyor mu? Ay mesela tabii. düşünerek numarayı düşüneceğim kol kolumdaki saat onu arayacak. Yani mesela şöyle bir şey düşünelim. Zaten biliyorsunuz bir takım işte genç yeni nesil gençler düşünce gücüyle yani düşünceyle işte e, hareket eden robot kollar falan yapıyorlar evlerinde 3D ile ve evet. bu hani şey değil fantastik hikaye değil evet. nasıl o çok son derece mantıklı Kafaya taktığınız bir sensör, bir algılayıcı Kolunuzu hareket tutma hareketini şey yapıyor, sinyali alıyor, bilgi haline çeviriyor. Kolay oluyor, alıyor. Yani ben halk dilinde anlatıyorum. Evet, özellikle yani sinyali. bu protez kol, protez bacak yani, konusunda çok yararlı. Onu, mesela hayvanlar üzerinde bir sürü denemeler yapılıyor. insanlar üzerinde özellikle engelliler, yürüme engelli evet. şu bu filan. Yani beyin çözüldükçe beyin sinyalleri... Onu diyoruz işte biyoloji bile bilgiye çevrildiği müddetçe aslında her şeyi yapabilir hale geleceğiz. Ama bunun kriteri tekrar ediyorum o bilgileri bizim gönderip alma ve işleme sürecimizin hızlanması. Hızlı olmalı kesintili olmamalı. Yani mesela o hani demin verdiğiniz işte insanların arasına giren hızlı arabayı böyle dümdüz baktığınızda bile hayal edebiliyorsunuz yani uydulardan orada bir kalabalıklığı var alıyor. İşte burada sıra dışı bir komut verdiğini hesaplatıyor ve bunların hepsini daha önce girmişiz data olarak. Onları ölçüp geri geri vererek hemen ha burada bir anormal hareket yapılıyor. Dur sen diyebilir arabaya. Yani ama aynı şeyin tersi de olabilir. Yani ben aslında iyimser taraftayım yani yapay zekanın teknolojinin daha doğrusu zorunlu olduğumuza katılıyorum. Eğer hakikaten bunları iyi kullanamazsak olumlu yönde kendi kendimizin sonunu çok daha erken getirebiliriz. Ama aynı şeylerin çünkü terör için ya da kötülük için de kullanılabilmesi mümkün. Yani aynı istem ters dışı tersi. O yüzden bunları çok net algılayıp çok çabuk çalışmamız lazım. Bir de mesela beni şu rahatsız ediyor ya da şu düşündürüyor. Şimdi biz insan olarak... Hızlı düşünmek ve hızlı çözümlemek zorundayız gibi giderek komplikasyon artıyor etrafımızdaki yani çevre koşulları çok önemli halde diyoruz ki oralarda işte bütün büyük şirketler o okulların etrafında çıkıyor. Yani e, akvaryumun suyu kirli olduğunda içinde siz ne kadar parlak cici balıklar koyarsanız koyun bir müddet sonra o şey yapamıyor cici yaşayamıyor. Onun için bizim işte bu çevre koşullarını ki çevre koşulu dediğimiz zamanda bilgiye erişebilme, kullanabilme yani Doğru. onları hazırlayabilmemiz lazım. Dolayısıyla mesela beni şu düşündürüyor her şey çok hızlı gidiyor. Biz insan olarak bu yaptığımız makinaların işlem gücünden daha yavaş kalıyoruz. Yani bizim çünkü bir sürü başka derdimiz var. Yaşamak için işte sindirim sistemimiz var, besleniyoruz, duygusal iniş çıkışlarımız falan var ama iş öğrettiğimiz makinelerin hiç böyle ekstra şeylerle uğraşması gerekmiyor ve çok hızlı ve odaklı çalışabiliyorlar. Onun için bizim de onlara yakın hale gelebilmemiz gibi bir şeyimiz olduğunu yani challenge değil de nedir o? zorluğumuz evet. olduğunu evet. algılıyorum. Mesela son zamanlarda ben bir bunu bir de etik ve şey yani hani psikolojik ve önyargılar diyorsunuz ya hocam. Mesela şimdi dronlar çok yani Veya uçak pilotu olmadığını bildiğiniz halde kabinde uçağa biner misiniz? Binelim, o konuda yani insan psikolojisi rahat eder mi? Ee, Acaba o, bu bilgisayar düzgün çalışacak mı? Yani o biraz daha kolay aşılır. Hani birkaç kere inip kalktığını görünce eskiden de mesela uçağa binmekten çok korkuyormuş insanlar. Nasıl bu kocaman şey he, kalkıyor, kalkıyor iniyor diye. O korkular bence çok daha kolay aşılacaktır. Kaldı ki zaten bugün bile otopilotta gidiyor normal Aynen Yani pilot kaç kere yani. elinde? Evet. %75'i. Aynen. Değil mi? düz uçuşta yani uçak gidiyor ve pilot adeta neredeyse yani abartarak söylüyorum ama adeta seyrediyor. Evet yani ben teknolojiyle ilgili çekinceler ya da aşılması gereken şeyler faktörler diye düşündüğümde mesela şeyi görüyorum bir etik ve ahlak kurallarının ve hukuk kurallarının yani düzenleyici kuralların evet, baştan aşağı değişmesi gerekir. Ona mesela drone var. dediğimiz bir şey de çok dünyayı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak bir hale gelebilir ya da uçan arabalar diyoruz. Hani mesela uçan arabalar niye hala çıkmadı? E nasıl çıkıyor? Yani e ama bir havacılık kuralı gibi bir şeylerin olması Teknik lazım. Teknik olarak peki drone'la insan taşımak veya e, uçan otomobil diyelim hadi biz ona ne, nasıl görüyorsunuz hocam yapabiliyor muyuz bunu şu anda? E, ben o konuyla fazla ilgilenmedim ama yani teknik olarak yani benim anladığım kadarıyla e, Çekos, e, Çek, Çekoslovakya ya da bir e, araştırmacımız e, bu konuda ilgi bu konuyla bu uçan konuyla uçan otomobil çalıştı, evet e, çalışıyor yalnız olmadı tutmadı neden e, bence teknik olarak tabii da önlerinde çok engel var e, ikincisi ise ha, paket taran, taşıyorsak evet evet, yani evet drone'da paket taşıyorsak insan niye taşımayalım diye soruyor şimdi Dubai'de başladı taşımaya. şimdi drone ile, yani bence şimdi asıl Önemli olan şey şu olacak. Bundan sonra işte 20 sene sonra veya 30 sene sonra bizim hepimizin kapımızın önünde araba değildi. Birer tane drone'umuz olabilecek mi? Yani bir yerden kalkıp başka da veyahut da başka veyahut da başka. Peki, veyahut başka ne yani, dersiniz? E, yani başka biz istediğimiz zaman bir drone gelip bizi alıp başka bir yere getirecek mi bir paket gibi yani bence bu mümkündür bu olabilir yani 20 sene sonra böyle basacaksınız düğmeye gideceksiniz sizin kendi dronunuz olmayacak adresinizi vereceksiniz evet. yüklü zaten Bas evet, evet. Söyleyeceğiz ben hatta. Evet. götür Ankara'ya evet evet bence ben kesinlikle buna inanıyorum Hakan Bey yani gelecekte arabalarımız biz siz sizin kendinize öz arabanız olmayacak bir yani car sharing model gibi bir model olacak otomobil paylaşımı yani pay, paylaşımı gibi. siz diyeceksiniz ki bana yarın sabah 7'de araba lazım. Araba lazım. Buradan beni buraya getirecek. Yani şu andaki Uber'de olduğu gibi sizi oraya getirecek. Sizin çocuklarımızı da getirebilecek, nenelerimizi de getirecek. Yani her şey değişecek. O zaman bir şey soracağım. Bugün sizin yaşadığınız ülkede bu premium otomobil markaları var. Böyle pahalı pahalı otomobiller evet. satıyorlar insanlar onları alıyor bir şekilde. Evet. Yani statüs sembolü olduğu için insanlar bazen ihtiyaçları olmadığı halde tonla para veriyorlar otomobillere, lüks markalara. Artık bu trend o zaman değişiyor mu olacak? Yani ben o parayı niye vereyim ki ne gerek var ki noktasına gider mi insanlık yakın zaman içinde? Ee, bence gider. Bence gider. Na, nasıl gidiyor? Bu artık yani generasyon değişikliğiyle gidiyor. Bak baktı, Bugün baktığımızda genç çocuklar artık araba almamaya başlıyor. Neden arabam olsun diyor. Bundan ileriye gidiyor. Bence araba sektör yani oradaki sektörün temsilcileri de bu konu devamlı tartışıyoruz. Artık araba günün birinde yani bir status simbolünde olmaktan çıkacaktır. Statü sembolü olmayacaktır. olmayacaktır. Bu, ee, bu, bir bu trend gibi görünüyor. Evet. Yani, 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 bu sektör mi? ne yapmalı? Sektör buna ek olarak yeni hizmetler vermek zorunda. Yani orada kaybedeceğini yeni hizmetlerle, yeni oraya yeni sunacak hizmetlerle o aradaki boşluğu kapatmak zorunda. Mesela şey deniyor bu e, Google filan hepsi e, şeye insansız araçlara yatırım yapıyorlar. E, oradan hani para kazanma modelleri de o arabanın satışı ya da kiralama değil onun içinde geçirilecek sürede kazanılacak Doğru. ticaret he, he. ya da iş. Ve bir de parayı hani hala para devam edecekmiş gibi düşünüyoruz. Evet. Aslında para da değişiyor, digitize oluyor. O da yani dijital para. Klasik para yani formu hani değişiyor. Bir müddet önce herkesin işte yok olmaz falan dediği bu e, bitcoin, bitcoin, blockchain falan evet. bunlar ne kadar hızlı Doğru. mesafe kat ediyorlar. Onun için biz hala aslında ne kadar da bu işlerin içinde olmaya çalışsak, yakalamaya çalışsak dikkat ederseniz e, hocamız bile hepimiz diyoruz ki basacağız düğme. Düğme kalmayacağız ki yani düğme evet. değil düşüneceğiz ve o drone gelecek hala zannediyoruz ki apartmanın aşağısına ineceğiz ya da kapıya çıkıp evet. bineceğiz. Halbuki senin binandaki, balkonundaki ya da Yatak rampaya olur. gelip Yatak yanaşacak e, bineceğiz. Peki düşünce gücüyle nesnelere hükmetmek, nesneleri harekete geçirmek. E ee, mümkün mü? Ee, teknik olarak. Düşünerek beni arayabilir misiniz? E, e, ben evet, bana telefon onu, edebilir misiniz? Evet, onu yapabilirim. Onu yapabilirim. Onu yapabilmem için eee beyindeki sinyallerimi e, yani beynimin içinde geçen o sinyalleri dijitalleştirip yani yani brain computing interface dedikleri yani bazıları maske takıyorlar maskeye evet. de o bilgiler alınıyor öylelikle hem okuma kabiliyetine erişiyor veya da telefon etme ve oyun oynama bu, yani bu mümkün değil mi bu mümkündür ya, bugün yap bu, yapılıyor bugün mu? bugün yapılıyor bugün mesela örneğin e, sakat insanlar kolları olmayan insanlara oyun oyun oynama imkanı sağlanılıyor yani. Buna brain beyin, computing Interface Bu e, evet, brain computing interface, interface. Evet. O yapılabiliyor. Mesela siz sizin sorunuz aslında daha değişik bir yöne gidiyor. Siz diyorsunuz ki e, nesilleri biz harekete geçirebilir miyiz? Yani nasıl harekete geçiririz ya? Yani konuşa söyleyerek yapabiliyorsak, yani bir ben bir şey düşünüyorum. Düşündüğüm şey dijitalleştiriyor. Herkese dağıtılıyorsa olabilir ama yani ben yani ben beyinden beyine aktarmayı biraz şu anda biraz zor görüyorum. Ha beyinden yani, beyine, beyine zor. Evet mu? evet beyinden beyine zor. Yani ben siz ben beynimde bir şey düşünüyorum. Siz benim beynimde düşündüğüm şeyi size aktarmam. Daha doğrusu, yani yani bilim kurgu filmlerinde evet, beyin okuma hemen şey var. Evet yani şey ben vardır. onu yapabilmem için kendim bir kas takmam lazım. Kendi düşündüğümü çok hızlı bir şekilde beynimde Ekstrakt edip onu bilgiye döndürmem lazım. O sizin kaskınıza gelecek. Sizin kaskınız onu alacak. Onu tekrar şey edecek, değiştirecek ve size sinyal olarak sizin beyninize evet. şey edecek. Ama bunun tabii uzun boylu olacağına inanıyorum. Pek fazla yani ihtiyaç duyulur mu buna? Günün birinde duyulabilir ama son yani gelecekteki yani bilmiyorum yani aslında amacı anlamak lazım ne, nasıl ne şey Yapmak bilir? niyetiniz ne ona bakmak yani, lazım. yani niyetiniz ne mesela ben hiç kimse bilmiyor bilmesini istiyorsa mesela biz bu e, bu bence nerede bu bir tür şeyler olabilir Örneğin doğru söylüyor mu, yalan doğru söylüyor, söylüyor mu, yalan söylüyor mi, mu mi, veyahut, da, veyahut da casusluklarda kullanılabilir. Mesela birbirimize bilgi aktarabil, aktarmak istiyorsak hmm. bu bilgilerin üçüncü bir kişi arası tarafından evet. Ama bir hukuk e, tartışması da yaratabilir. Yani benim evet. beynimi okumasını istemeyebilirim, bana müdahale E Tabii beyin hacker'larıyla uğraşacağız. Evet, ileride. beyin hacker'larıyla uğraşacağız. Evet, yani ben o daha değişik bir... Yani boyut olacağına ama ben daha yani yakın dönemde gerçekçi taraflarına biraz bakıyorum. Yani görmeyen insanların görmesini sağlamak, evet. efendim duymayan insanların duymasını sağlamak gibi teknolojileri tetikleyebilirse Aynen. yapay zeka kim mümkün olabilir diye düşünür müsün Evet, ben ona kesinlikle e, e, yani inanıyorum onun olabileceğini. Yani ben şuna inanıyorum. Ben diyorum ki yapay zeka ilk adapta bizim ihtiyaç duyduğumuz konularda bize yardım edecek. İhtiyaç duyduğumuz konular nedir? Sizin dediğiniz gibi sakatlara yardım etmek, gel, trafik sorunumuzu çözmek, sağlık sorunumuzu çözmek, evet. terör sorunumuzu çözmek ve bu konularda ilk olarak kullanacağımız. Yani bizim bize ihtiyaç Eğitim. duyduğumuz eğitimde bizim ihtiyaç duyduğumuz konularda çok önemli. Yani yardım zaten e, insanlığın iyiliği de buradan çıkar ortaya yoksa yani robot üretmek Efendim galaksiler arasında savaş çıkarmak falan gibi evet, yani, bir niyeti herhalde aklı başında yani, insanın hanım olması Hanım demin şey demişti yani arabaların e, bundan sonraki pilleri veyahut da e, yenilebilen enerji ince olması. Bence yani gelecekteki arabalar için en büyük şey, en büyük challenge şudur. Arabanın pilidir, pilin kapasitesidir. Doğru. Pil ne kadar hızlı bir şekilde çarj edilir. Doğru. Pil bizi ne kadar getirebilir? Bugün 400-500 kilometrelerden bahsediyoruz. Mesela bu pil 1000 kilometre götürecekse ve bir saatte şarj edilecekse bu bir evet. devrim demek. Evet. Herkes yarın elektrikli otomobil evet. satın alır. Aynen. Net. aynen öyle. Mümkün görüyor musunuz? Hemen reklama gideceğim. 1000 kilometre pil 1000 kilometre götürecek beni bir saatte şarj edeceğim. 10 sene içinde mümkün görüyor musunuz? Kesinlikle. Daha da ben daha da fazla uzağa getireceğini inanıyorum ve 1100-1200 kilometre 10 sene içinde bir saat içinde değil yani yarım saat da daha hızlı evet. şarj olması çok lazım. çarpıcı Evet. mümkün yani, görüyorsun evet ben onu mümkün görüyorum peki biz bugünkü programda daha çok yapay zeka ve teknolojinin bu alandaki bilimsel gelişmeleri konuştuk ee, ve hoca az önce çok çarpıcı bir şey söyledi dedi ki bin kilometreyi geçmesine imkan verecek pil ömrü otomobillerin elektrikli otomobillerde ve mesela çok kısa sürede yarım saatte şarj edilmesi biz yakın zamanda böyle teknolojileri görebiliriz. Ufuk Tarhan da günlük teknolojideki kullanımlarından biraz bahsetti. Kitapları da var bu konuda araştırmaları, çalışmaları var. Sosyal medyada etkili bir şekilde kullanıyor. Ufuk açıcı bir sohbet oldu. Hocam Türkiye'de olduğunuzda tekrar bir araya gelelim. biraz bu konuları konuşalım. Ordunalüstü Profesör Doktor Şahin Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Yapay Zeka konusunda dünyada çalışan sayılı uzmandan biri ve Ufuk Tarhan'la birlikte olduk. Sosyal medyadan paylaşımlarınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın.